Battle.net connection lost oldu, geri geldi. Güzel bir şey bu. Daha doğrusu güzel dedim, yeniden reconnect olabilmesi ilginç ve güzel bir özellik. Şu an scat yiyeceğim. Evet, şu an yedim. Biraz erken scatladı. Keşke scatlayamasaydı da. Çok az daha gecikseydi. Upgrade'leri basıyorum arkadan. Artık gate'e döneceğim. Bakalım 60 mı? Evet, 3. gate var ki burada. Aa, nasıl bir mikro yapıyorum, inanılmaz. Bunu şarjlayıp bunu da yıkabilirim. Şu an çok kötü. İnanılmaz, bunu kaçıramadım. Resmen tıklayamadım. Şu an çok çok kötü. Mikroyla alıyorum bunu. Gereksiz bir tane Void'in verdim. Bir tane Void'in gücü çok gitti. Çok gereksizdi bu. Aa, bir Void daha verdim şu an. Ya şu an yaptığım mikro hataları. Ya bu oyunu kazanmamalıyım artık yani, bu kadar hata yaptıktan sonra. Nasıl bu kadar hata yaptım bilmiyorum. Hala yapıyorum. Şu an kaç? 2 Void'im kalmış ki, kaç tane basmıştım? Bayağı kaybetmişim. Şu an 3 base'i var. 3 base'de çok rahat çıktı. Rahat dediğim spor attı falan ama ben bunu hiç cezalandıramadım ki. Şu an cezalandırmam gereken bir pozisyondu bu. Bakalım ne yapabileceğim. Şu an kötü bir pozisyondayım. Ben de bir exit denemesi yapacağım. Şurada bir probum yanlış numaralanmış. Neyse, en azından Roach dövebiliyor bu Void'ler. Veya bir sürü push engeller. Yolda birkaç drone alırım. Şu an durumum pek hiç açıcı değil. Ama bunu lehime çevirmemek için bir nedenim yok. Imba bir ünitem var. Mothership. Her derdin devası. Mothership genelde rakipler ne yapacağını şaşırıyor. Çünkü çok basılmıyor. Yani bu oyunda olay her şeyin tecrübe etmek. Her şey tecrübenizin olması lazım. Tüm olay onun etrafında. Git böyle rakibin tecrübesi olmayan taktikler kullanmak rakibi rahatsız ediyor. Rakibe hata yaptırıyor. Bakalım. Şu an burada şarjladım Void'leri. Hem de burayı da yıktım. Burası yarın öbür gün girerken kolaylık sağlayacak. Oo, çok roach var ama bu roachlar işte yola çıkamayacak. Çünkü yolda benim Void'lerim var şu an. Yalnız o Void'leri benim, pardon, roachları kesmem için kesinlikle. Aa, Hydra'sı da var. Çok kötü yere kadar geldi. Kesemedi ama. Ben robo atmadım mı? Robom nerede benim? Ki attım diye hatırlıyorum. Atmamışım. Şu an çok kötü bir pozisyondayım. Tut bunu. Bu 3. base'im büyük ihtimalle gitti. Büyük ihtimal değil, hatta çok çok büyük ihtimalle gitti. Şu an makrom çok kötü oldu bu oyun. Makroda geri kaldım. Param çok birikti. Pek doğru şeyler yapmadım bu oyun ki. Şu an Mothership'i de basmıştım. Basılmamış. O Mothership'in basılmış olması lazım. Bastım diye hatırlıyorum. Bu oyun bir hatalar zinciri. Buradan vermemesi lazım maçı artık. Alıp koparması lazım. Bakalım yapabilecek mi ki? Şu an 200 pop gibi bir ordusu var tahminimce. Dayandı kapıma. Şu an force biraz uzatıyorum işi. Aha, kendim
Pylon'uma vurdum. Bu maç çok 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 kötü oynadım. Ki ona rağmen çok da güçlü bir orduyla gelmemiş aslında. İki Gates Zealot'u çok iyi tuttu. Hatta bu map zaten hani pek yapmadığım bir hareket ama bayağıdır PvZ oynamadığım için canım çekti. Daha çok Tal'derim de tercih ediyorum. Bir maç invite'ı geldi takımda ama gerek yok, şimdi ladder'a gireceğim. İlk bakalım nasıl bir adammış. Hayır, şu an gelen adamlar genelde 20 ile 10 arasında. İyi bir iyi değil bunlar aslında. Maç çok çok hataydı. Hani doğru pek bir şey yapmadım. Şu an aslında ellerim de çok hızlı değil hala bugün. Daha ısınmam lazımdı. Üçüncü, dördüncü maça geçeceğim. PvP'den dolayı olsa gerek. PvP'lerde oyun biraz mind game olduğu için. Yine ve yine PvP. Ve PvP'nin en kötü olduğu map. Tal'derim Altar. 4 gate'in çok çok zorunlu olduğu bir harita. 3 gate, blink 3 gate, sentry'li oyun. İşçileri aynı yere çektim. Nasıl yaptım böyle saçmalı? Çok çok timing'e bakıyorum hep. Late'e kolay kolay gitmiyor maçlar. Şu an bir proplarımı çekerek timing de mineral toplamayı da kaybettim. Ama çok çok büyük bir kayıp. En azından yani defansif 4 gate ile ofansif bir 4 gate'i tutabilecek durumdayım. Yalnız şu an pylon'u da geç attım, o prop olayı olduktan sonra bayağı bir konsantrasyonum dağıldı sanırım. Şu an çok çok kötü bir durumdayım. Bir PvP Tal'derim maçı için hata kabul etmezken daha bir pylon bir prop basarken iki tane hata yaptım. Gate'i geç attım şu an. 3 oldu bu hata. Kat buraya geliyor. O zaman soldan bir yerden geldi bu. Buradan mı geldi bakalım. Evet, close position. PvP Tal derim. Aslında bu map'te PvT'de Terran biraz üstün gibi. PvZ'de biraz işime yarıyor. Ondan tutuyorum, yoksa aslında veto edilebilir. Pek güzel olmayan bir harita. Bakalım rakip ne yapıyor. Şu an ben hatalar yaptığım için zaten bir timing 4 gate yapma şansım yok. Defansta kalacağım. Ki şu an evet. Kron oluyor. İkinci gazı yok. Ben defansif rolü oynayacağım bu maçta. Rakip ofansif 4 gate oynayacak. Bakalım. O yapabilecek mi? Ben tutabileceğim mi? Şu
şuralara da bir bakmak istiyorum. Böyle kör kurşuna gitmeyelim. Bir proxy payline'a maç vermeyelim. Evet, şu an at. Oo, çok kötü, çok kötü yerdeyim, çok kötü yerdeyim. Bu işçiler nereye gidiyor böyle? Bilmiyorum. Şu an zelotum gereksiz. Çok dem içiydi. Şu an şurada çok kötü bir pylon'um var. 4 gate'de tek pylon tutuyor sanırım. Şu an inanılmaz hatalardayım. Evet, çok timing hatası yaptım. PvP Tal'derim Altar için kabul edilemez hataydı bunlar. Bence. Adam da pek acımıyor açıkçası şu an. Evet, oyun bitti be efendim. Aa, bilmiyorum bu kadar hatalar nasıl yaptım ama yapmamam gereken şeyler. Ya çok basit hatalar. O Yavuz geldi Türk. İşte şimdi şenlik. Yavuz'la GG Cup'ta baya baya uzun maçlarımız olmuştu. MMR'ım bu kadar düşmüş Yavuz'la maç atacak kadar. Bakalım neler olacak. Yavuz GG Cup'ta Link, Bane Link, Roach oynuyordu. Çok çirkin bir ordu kompozisyonu ama işe yarıyor. Özellikle Banning'ler büyük sıkıntı. Dediğim gibi oyun tecrübe oyunu. Banning'e karşı tecrübem yok. Daha doğrusu tecrübem yok derken ladder'daki çoğu kişinin yok. Çünkü çok yapılan bir şey değil. Hani tam olarak hangi pozisyonda nasıl bir tepki vermeniz gerektiğini tam kestiremiyorsunuz. Çok fazla bu taktiğe karşı oynamadığınız için. O da bu eksiğimi kullanarak bayağı ben loser bir rakıta atmıştı. Ama sonra loser bir rakıtta geldi. Düştü elime. Yolladım onu turnuvanın dışına. Bakalım burada ne olacak. Cross position çıktı. En uzak yerlerdeyiz birbirimize göre. Bence Zerg için iyi bir pozisyon. Rahat rahat. 3 base alır. Rahat rahat yayılır. Zaten bu map PvZ için bence Zerg'ün en avantajlı olduğu map diyebilirim. Çünkü 3. exp almaları çok kolay. Zendaga Tower'lar çok güzel görüyor. Map'i geniş bir alanı görüyor. Bakalım ne olacak. Şu an exp almasını biraz bir nebze geciktiriyorum. Bir tane pylon atsam mı? Oo, çok damage yedim. Diksin. Yo, dikmedi. Hayır. Evet, kesti.
Şu an şimdi cross pozisyondayız. En uzaktan scout gelecek. Gelme yolu çok uzun. O gelene kadar acaba diyorum bir hareketler mi yapsam şöyle. Bakalım işe yarayacak mı? O nasıl? Daha oyun başı bu. Bu pylon supply bloklara düşmemem lazım benim. Çok hata. Ama buradan görüyor mu bu Stargate'i bilmiyorum. Range yakın açıkçası. Mikro alıyor şu an bir şeyler. Aslında bunu biraz daha geride tutmam lazımdı. Çünkü 2 prop 2 2 link 2 link vurabiliyordu biraz önce. Ama biraz geride tutarsam vision alabilirdi. Stargate'im için. Şu an çok farklı bir açılış yapıyorum. Biraz fantezi bir açılış. Bakalım ne olacak. İki Stargate'e gitmeyi düşünüyorum. İki Stargate gayet güçlü. Yakaladım mı Queen'i acımıyorlar. Gözünün yaşına bakmıyorsunuz. Onun dışında şöyle fake'den expo'luyu ayağına yatacağım. Umarım bu fake'imi yiyecek linki vardır burada. Yok. O zaman şurada durayım da bari. Expo alacağım tabi. Tek base'den de oynamayacağım bu arada. Fake dedim ama. Şimdi ikinci çıktıktan sonra bir yola çıkayım ben. Şu an çok büyük ihtimalle zaten Zelnaga Tower'ları var ama mümkün olduğunca Zelnaga Tower'larda yakalanmamaya çalışacağım. Bakalım başarabilecek miyim? Exp alabilirim artık. Ve şu an linklere speedini açmış. Gate sayım şu an çok düşük. Gate atmam lazım. Bakalım ilk Queen'i alabilecek miyim? Şu an Queen'in olduğu yere doğru gidiyorum. Vaynink yapıyor işte. Dediğim gibi bu adam böyle bir farklı bir build'i var. Oo 3 tane. Hadi evine. Şu an acaba neler olabilir? Şu an aldığını düşünüyor ama niye böyle artistikler yapıyorsun dostum sen? Şu an aslında iyi bir pozisyondayım ben. Hayır, bunu vermemem lazım. Ha, vermedim. Benim şu an yapmam gereken şu an Queen sayısı ciddi sayılara ulaştı. Buradan ben daha ona push yapamam ama şöyle yapabilirim. Biraz daha rahatsız edici varsa Overlord kapmam lazım. Bu arada ilk fırsatta Mothership'e çıkacağım. Bu arada dövebildiğim Void ile Free Kill'ler almaya çalışacağım. Bu da mümkün olduğunca drone olur ki şu an iyi bir sayıda 3 tane kestim yeter şimdilik. Bir daha girdim de bir daha alırım nasıl olsa. Biraz prop transferi yapmam lazım. Mothership binası atmam lazım. Çok şey yapmam lazım. Bir daha gireceğim bir daha bakalım. Burada bir 3. base alabilir bu adam. Ben niye oraya 5 void ile gitmedim? Böyle hatalar yaptım. Neyse 3 base almadıktan sonra bir sıkıntı yok aslında. Hatta iyi bir pozisyondayım bile diyebilirim. Çünkü Zerg'ün 3 base oynaması lazım kesinlikle. Şu an Hydra binasını da atmadan çıkamaz o 3 base'e. Makron biraz daha iyi yapsam maç bende bile olabilir şu an. Ki ben
Şu an durumum çok iyi. Evet, çok erken bir mothership geliyorum şu an. Olası 3. base'i alacağı yere bir 5 void ile gideceğim ki 5 void'i tutması. Aslında yeteri queen'i var. Queen basmıştı. Bakalım neler dönecek. Çok çok az sayıda ama efektif bir ordu yapacağım. Evet, bu 3. exp almasını bayağı geciktireceğim. Dediğim gibi hidralar gelmeden alması çok zor. Bakalım neler yapacak. Bir Baneling bas dönebilir her an. Şöyle kapayım buraları. Bir tane daha deneyeyim. Çünkü 3. base lazım yani. Zorge bir zorunluluk. Evet, dediğim gibi şu an hidralar gelmiş ama o kadar hidra bir şey yapamaz. Hidraları da döver bu voidler. Oo, cancel'layamadı. Gitti 300 mineral. Hydra'ya zorluyorum. Hydra'yı da dövecek olan şey Colossus. Colossus'ta çıkacağım. 3. XP hala alamadı. Şu an büyük ihtimalle artık Gold'u almaya gidiyor. Çünkü geç aldı. Bunu çıkarması lazım. Neyle çıkarabilir bunu da? Gold da çıkarır. Bakalım yapıyor mu? Şu an çünkü yapması gereken doğru hamle Gold XP alabilmek. Almayı denemek daha doğrusu. Alabilir mi bilemiyorum ama. Bakalım deniyor mu? Evet. Tam dediğim gibi deniyor. O bunu da cancel'lamadı. Uyuyor. Şu an çok çok iyi durumdayım. Mothership'im geldi. Üçüncü eksideyim ki biz Zerg'den önce üçüncü base'e çıkmak her Protoss'a nasip olmayan bir olay. Biraz proplarımı yayacağım. Binalarımı daha düzgün atıcı fazladan atarsam bu oyun bende aslında şu an eğer bir hata yapmazsam bu oyun bende evet. Biraz daha da gaz ağırlıklı ünitelere döneceğim şu an. Colossus'a çıkacağım, High Templar'a çıkacağım. Çıkacağım da çıkacağım. Şu an bir push yapsam mı diye düşünüyorum. Yoksa böyle direkt 200'e kadar makrolayayım mı? Kestiremiyorum ama şu an çok avantajlıyım. Hani bu avantajı da kaybetmek istemiyorum. Bir çok ters kombata girip. Şu an işte mesela upgrade'lerimi yapabilirim. Bakın, evet şu an 3. XP deniyor. Ki şu an 3 Queen burada. Benim için bir free kill olabilir. Ve olacak mı bakalım. Şu an refleks vermedi daha. Transfuse atmadı. Bunu da alıp kaçacağım. O da bana gelmiş. O da bana gelmiş ama ben 2 base'e 2 base'e oynamak isterim. Benim için bir sorun yok. Hatta bu işçileri şuradan çekersem evlere şenlik. Ki çektim, patlatamadı. Dediğim gibi benim için 2 base 2 base oynamakta bir sorun yok. Protoss'um ben. Protoss adam zaten. Pylonlarım gitti. Çok kötü oldu bu combat. Neden bu kadar kötü zarar aldım? Gate sayım çok az. Nasıl oluyorsa. Hatalarım var gözüküyor. Daha gate sayım çok çok az. Neden böyle yaptım?
Aa, nasıl kaybettim bu oyunu bilmiyorum ya. Çok avantajlıydım aslında. Bir izlemek istiyorum bu replay'i. Replay saved. SC2 Ranks'tan geliyor. Oradan APM'e falan bakıyorum. Ama yani şu an hala ellerim çok yaş, bilmiyorum. Dün bayağı memnundum elimin hızından. Bir streamsiz yani Sparta yaparken açmadım stream'e. 214 APM aslında çok da yavaş değilmiş ellerim ama nasıl bu oyunu verdim bakmak istiyorum. Proxy bir XP yoktu çok büyük ihtimalle. Evet, bayağı scout yemiş miyim ben buradan en baştan? Aa, burada görmüş aslında bu binayı ben. Görmedi gibi düşünmüştüm. Ondan bu şekilde defansı güçlü yapabilmiş. Aa, bunu gör. Bu arada benim param çok çok birikiyor stream'de nedense. Dün gayet bu Team Liquid'deki makro hesaplama puanda 82-83 değerlerine ulaşıyordum. Şu an büyük ihtimalle 70'i zor buluyordur. Üçüncü base'i aldırmadım. Şu ana kadar aslında çok çok iyi. Pop'ta geriyim ama işçi sayım çok fazla. Yine üçüyü aldırmadım. Hatta cancel bile etmedi. İki kere binasını kestim hiç'ine. Şu an üçüncü expo aldım ondan önce. Burada çıkarak acaba base'leri değişerek bir hata mı yaptım? Çünkü ben burada oturmuş bir XP'm vardı. Onu daha base'e oturmamıştı. Veya burada geri dönmeyip ben de onun base'ine mi girseydim? Düşünüyorum şu an neler olabilirdi. Ama benim param şu an çok fazla zaten. 1000 param var. Bu 1000 para demek 10 tane Stalker basabilirmişim ben aslında. Basmamışım. Pop'ta da çok üstün değil. 30 popluk bir fark var. Beyinliklere yine çok hasar aldım beyinliklerden. Şurada aslında Vortex attıktan sonra diğer ordunun Vortex'e girmesini engellemek için bir araya Force Field atabilirmişim. Bunu şimdi fark ettim. Benim aslında burada High Templar binam var ama bir tane bile High Templar'ım yok ki. Archon Toilet yapabilirdim. Yapmadım. Yine hatalı oynamışım. Makro hesaplama ne diye sordu. Onun linkini atayım. Hatta chat'e de yazayım. Bunu kullanabilirsiniz. Çok güzel bir bu linki şöyle kullanıyoruz. Maç story ekranı açıyoruz. Ya da maç bittiğinde zaten maç üstleri oluyor direkt. Maç sayfasına girip ekonomi breakdown'a giriyoruz. Sol tarafa average unspend'i, sağ tarafa resource collection rate'i yazıyoruz. Bu bize puanımızı veriyor. Yani gelirine göre ne kadar paranı harcayabiliyorsun. 81 sek yok 81 değil 83 grand 83 Grandmaster seviyesi, 70 Master seviyesi, 65-50 diye gidiyor alt liglere doğru. Terra'nın puanı biraz daha yüksek çıkıyor. Çünkü Terra'nda yani sıraya dizme gibi bir şey var. Yani nasıl diyeyim? 5 tane bile barakanız olsa o 5 barakadan 15 Marauder parasını harcayabiliyorsunuz. Kuyruğa koyup. Ama Prostos'ta bunu yapamıyorsunuz. 10 tane barakanız, 10 tane gate'iniz varsa onu basıyorsunuz. Sonra paranız birikiyor bir dahaki warp'a kadar. Öyle basıyorsunuz.
Yani hep bir seviyeye yükseliyor ama Terran'da bu seviyeyi daha alçak tutabiliyorsunuz. Onun için Terran için bir artı 3 artı 5 diyebiliriz bu puanlara. PvP Shattered PvT hala gelmedi. 2 gün oldu. Hatta belki 3. gün bile olmuş olabilir gelmedi. PvT maç ağam olsun gitti ha geldi. Takıldı. Yani PvT maçlarını seviyorum. High Templar erken çıkıyorum. Erken bir oyunum var. High Templar geldikten sonra da PvT gerçekten eğlenceli oluyor. Bir taraftan EMP atmaya çalışıyor. Diğer taraf Storm atmaya çalışıyor. Çok çok güzel kombatların döndüğü bir matchup bence. Onun dışında iki tarafta ofansif, iki tarafta defansif oynayabiliyor. Garanti olsun diye şuraya bir skat atacağım. Çünkü nerede olduğum belli olduğu için belli derken ya burada ya diğer tarafta ya close position kalktığından beri bazen proxy gate atıyorlar. Çok nadir. Ama yenilmeye gerek yok bir proxy gate'e. Yani soldan geldi o zaman burada. İlk önce ortaya durmak iyidir. Çok yakınlarda bir proxy varsa görürsünüz. Şu an gate'i benden biraz önce oluyor. Nedense. 11'de atmış olabilir o gate'i. Çünkü gerçekten önde ki Krono da biriktirmiş. Bu bir for gate habercisi. Ki ben fazladan bir Krono harcadım maç. Bu bir tane hep gate'imin olduğu kontrol grubunda nedense bir tane prop sızıyor. Nasıl sızıyor hala çözemedim onu ki şu an bir tane harcamış sadece mineral line'a. Proplara. Ne denir ona? Warp. Krono. Şu an çok güçlü bir şekilde gelecek aslında bu. Forgate. Sıkıntı yaratabilir açıkçası. Bakalım. O gazımı almayacak ama. Bu kadar krona biriktirip de gaz alma fake'ini atmamalısın. O bu probu kaybederek şu an belki de atabileceği Forgate'in ihtimalini öldürdü. Da ben şu an direkt 3 gaza çıkacağım. 3 gaz değil 3 gate'e. Şuraya da bir payını attım mı rampayı warplamak için. Acaba geliyor mu hala? Çünkü çok forgate açılışıydı o yani. O kadar krona biriktiriyorsunuz ama kötü bir şekilde verdi. O probunu. İkinci gazı artık çıkabilirim gibi ya. Deneyeceğim şansımı. Robomu buraya atacağım. Blink buradan gelir. Blink en uzak yer burası. Olası gelecek bir Blink'e karşı ne kadar uzakta durursanız o kadar sizin için yararlıdır. Yani bunu tabii ki bütün binalarınızı Blink'in geleceği yere uzağa kuramazsınız ama geliyor şu an. Yok gelmiyor. 3 tane Stalker göstermelik bu. Fazla reaksiyon vermeme gerek yok. Gazımı harcamama gerek yok. Çünkü ben Kolossus gitmeyi düşünüyorum buna. Yaz bu kadar Krono'yu neden tuttu? Tutup da nasıl böyle hatalar yaptı? Bilmiyorum. Bu Kolossus çok güçlü bir ünite.
gerçekten. Time Colossus'a gidebilirim yine. Gideceğim hatta. Yani rahat bir oyun oluyor. Bir tane Sentry sadece basıyorum. Onu da Shield için basıyorum. Bakalım ne yapacak. Şu an kafamda bir tane Observer dolaşıyor. Şu an Robo oynuyor. Blink gelebilir. Bakalım neler gelecek. Eğer Blink tarzı bir oyun oynuyorsa benim kesinlikle en az iki Immortal çıkmam lazım. Şu an Colossus'un ilkini koydum üretime. Şu an ne yapıyor bir bilgim yok. Kör bir oyun oynuyorum şu an açıkçası. İki Colossus'ta gitmek en iyisi. Bu tarz bir atak için. Çoğu Build Order'dan güçlü. Hatta hemen hemen hepsinden güçlü olabiliyor eğer Mikrums çok iyiyse. Şu an rakip ne gidiyor? En ufak bir fikrim yok ama. Biraz da numaramı öğreneceğim. Evet, drop geldi. Şu an ne yapıyor? Şu an büyük ihtimalle expo oluyor. Beni de burada oyalamaya çalışıyor. Ben ne yapacağım? Bir tane buraya bir Zealot warpleyeceğim. Base'den çıkacağım şimdi. Aa, yine geldi. İki tane Zealot bırakıp çıkıyorum artık base'den. O 4 Zealot'la çok iş yapıyor bu arkadaş. Aslında buraya bir warp alsa çok güçlü olur. Çünkü şöyle bir şey var. Aa, almadı. Şu, sanırım gördü map'in ortasından Colossus'larla geldiğimi. Bakalım exp almış mı? Umarım almıştır ki almamış. Direkt giriyorum içeri. Aa, o da basmış Colossus. Çok kötü bir kombata giriyorum ben şu anda. Şu an Guardian Shield açmadım. Şu an hiçbir şey yapmadım. Bu oyun neler yaptım bilmiyorum. Stream'de çok çok ufak bir böyle oyunumu laglamıyordu aslında. Hani böyle çok ufak bir spike de değil bu. Çok nasıl desem delay var gibi. Bu delay ya, konsantrasyonum ya çok dağıtıyor ya da böyle bir şey var ama çok hata yapıyorum stream'deyken. Ghost Gamers'a koymuştum stream ama Ghost Gamers'ta hem az kişi var. Ama stream'im online moda nasıl sokacağım bulamadım. Bakayım. Aa, girmiş, evet. Şu an Team Liquid'de var, Ghost Gamers'ta var. Stark her yerde. Zaten büyük ihtimal pek Türk dışında yoktur ama Gosu Gamers da olabilir. Gosu Gamers da çünkü stream yapan sayısı çok az. Yine PvP gelmiş bu arada. Aslında şu an PvP'den sıkıldım ben ya. Bir tane proxy, iki proxy gate falan atacağım maç. Hele bu son kaybettiğim maç şu an şey... Bu... dağıttı kafama. Erken bitmesini istiyorum PvP'nin. Yani close position olmadığı için buraya atıyorum minaları. Ya burada ya burada olacak.
Böyle hareketler yapmamam lazım aslında. Ama şu an gerçekten PvP'den sıkıldım. Hele böyle bir map'te yine atmak istemiyorum. Hemen hızlı bitireceğim bunu. PvP hala Blizzard'ın bence düzeltemediği tek matchup. Diğer matchuplarda imbalık söz konusu oluyor, evet, hani bir her zaman üstün oluyor az buçuk. Ama PvP 4 gate'i nerflediler. Nerfleme amaçları belliydi. Yani niye PvP'de çok 4 gate dönüyordu, ama öyle bir nerflediler ki yine atılıyor veya yine atılamıyor. Ama diğer ırklara karşı oynarken bu sefer 4 gate'iniz çok zayıfladı. Hani bir opsiyondu bazı maplerde veya bir erken hatch'e. Ona karşı yapamıyorsunuz artık. Şu an bakalım ne olacak maç. Şu an çok çok O gir artık şu mineralli ayna. Bakalım alabilecek miyim bir şeyler. Bir tane aldım şu an. Şurada bir tane gücü az var. Onu tıklayabilirsem, tıklayamadım. Şuna vurursam ikinci düşebilir. Bir, iki. Neyse, bunu kaçırıyorum artık. İşi yok bunun. Arkadan gelenlerim var ama. Aa, çok kötü yerden kaçıyor bu zeolot. O Zeolot'u burada stak oldu. Pylon'ların arasında kal, şu an çıldırıyor. TT yazdı, evet, TT bence de çok kötü bir durum. Aa, çok kötü mikroladım. Adam da buna karşı çok iyi mikroladı ki. Yaptığım hata hata değil. Nasıl? Cık cık cık. Bu tarz bas aslında çok da avantajlıydım. Ah. Güzel de bir mineral line'ına girmiştim ama hatalar yaptık yine. Şu an aslında oyun mantalitesinden çok çok uzaklaştım. Kötü hareketler yapıyorum. Şu an bir tanesini benim base'ime yolluyor. Ah, buradan. Şu an o kadar kötü bir pozisyondayım ki. Ne yapacağım bilmiyorum. Şu an bu oyun da koptu aslında. Pek bir anlamı yok oynamamın ama. Şu an sadece şansımı zorluyorum. Şu an bir proxy exp deneyeceğim.
Çünkü şu anda ne çok çok ekstra bir şansımın yaver gitmesi lazım bu maçı kazanabilmem için ki. Yola çık saldırıyor. Geçit vermemem lazım. Buradan çık geçememeli bu. Son umut artık bir Dark Shrine deniyorum. Ki bu Dark Shrine'ı gidip düz basacağım. Yani warp'um bile yok. Param yok, pulum yok. Bakalım ne olacak. Dediğim gibi şu an çok uzatmaları oynuyorum maç. Pek umutlu değilim ama deneyeceğim şansımı. Bakalım yiyecek mi? Ben bir ops basarsa oyun bitti. Direkt çıkarım. Evet, ilk Dark Shrine çıktı yola. Bakalım ne olacak. Oo, burada bir şeyleri var bunun. Blink mi var acaba? Blink var mı? Şu an Blink'i varsa aslında Observer'ı olabilir, olmayabilir ki kanon var. Ben bu kanonu buradan geçeceğim. Durmayacağım kanonda. Aa, burada da var. Oyun bitti ya. Aa, şu an çok bozuldum. Oyun mantetesine uzaklaştım. Çok çirkin oyunlar çıkarıyorum. Aslında şu stream yaparken hani oyunun böyle tam streamsiz haldeki kadar akıcı bir oyun olsa çok çok güzel olur. Zernaga Zerg var karşıda. Protoss için güzellikleri var. Mesela map küçük bir map. Zerg öyle çok çok fazla uzaklara yayılamıyor. Force Field'lerin çok iş yaptığı yerler var. Zernaga Tower'lar güzel görüyor eğer alabilirseniz. Dar yerler var. Kombatlarınız için. TVZ'de de T çok üstün bu map'te. Hele Gold'u Planetary Fortress alırsa eziyor. Bence Zerg'lerin vetolaması gereken bir map açıkçası.
TVZ, PVZ veya PVT'de krononuzu istediğiniz kadar harcayabilirsiniz proplara. Bir PvP gibi değil. Tamamen taktiğinize göre kullanabilirsiniz. Hala kovalıyor bu probu. Bunun gidip Rex alması lazım aslında. Bu maç biraz çok az daha az konuşmayı deneyeceğim. Oyuna konsantre olmayı deneyeceğim. Nedense çok kopuk oynuyorum. Yani bu arada diğer maplere göre PvZ'de ya bize için tek iyi olay Overlord daha rahat scout alabiliyor. Çünkü map küçük, base'ler küçük. Çıktığı gibi scout yerine giriyor. Bu arada dediğim gibi yine benim gate'imi koyduğum kontrol grubuna nasıl oluyorsa bir tane prop giriyor hep. Zerglinglerde speed var. Çok dikkat etmem lazım. İki taraflı naturalimin önü açık olduğu için bir yerden ringler koşa koşa gelebilir. Yani güvenli bir oyuncu. Risksiz. XP vermemem lazım. Neyse ki proba atak geldi. O proba geldikten sonra o XP alamazsın zaten. Hata yaptı bence. O zaten alacak pozisyon da yoktu açıkçası. Hala mesela burası doldu ama hala propları krono oluyorum. Çünkü XP olacak. XP çekeceğim şimdi. Direkt yarısını çekebilirsiniz. Önerilen sentry sayısı bence en az 7. PvZ için tabii konuşuyorum. Sekiz yapabilirsiniz size kalmış. Ki benim şu an 3-6 tane var. Ben 8'e çıkacağım. Bir tane Scout Observer'ı basıyorum. Şu an çünkü bir bilgim yok. Üçüncüyü mü alıyor acaba? İkinciyi aldı. Timing push'a mı geliyor? Hiçbir bilgim yok. 5 gate'deyim. Şu an ilk önce 5 gate'e çıkıyorum. Forge'u sonra atıyorum. Genellikle. Immortal'lar çok iş yapıyor bu map'te. Hayır. Hoş. Allah'tan çok kötü patlattı o beyinlikleri. O beyinliklerin şakası yok. Hele bu map'te 3 base link oynayacaksa eğer çok güçlü bir taktik bu. Bence. Bakalım ne yapacağım.
O ne yapacak? Şu an iki base görebildim. Beynikler mineral line'a kesinlikle girmemeli. Onun için hatta bir tane kısmı şöyle kapayabilirim direkt base'in bir girişini. Sağ tarafa direkt konsantre olabilirim. Çünkü çok tehlikeli. Hani beyniye varsa karşıda çok kontrollü oynamanız lazım. Önce armor upgrade yapıyorum çünkü kombata giremeden pat pat patlayacak o beynikler. Öncelikle bana armor lazım. Kolossus'a çıkacağım. Aa, Muta'ya da çıkabilir. Base'ine bakmadım. Base'e bakmam lazımdı. Beynikler patladın mı işinize yarayan iki ünite var. Bir Kolossus, iki Arkon. Arkon çünkü çok çok güçlü. Yani bir Arkon'a 10 tane falan beyinlik patlıyor herhalde. Orada hala dikkatli olmam lazım. Supply block olmamalıyım. Bakalım nesi var base'inde. Hangi tek yapıyor. Şu an acaba yeni mi atıyor layer'ı? Yoksa 5. XP çok çok farklı yerde mi aldı? Burada yoktu. Aa, burada macro içi de var. Çünkü çok ucuz ünitesi. Bir sürü yapabilecek. Tehlikeli bir ordu kompozisyonu var. Hele drop yapabilir. Hiç sevmediğim bir ordu aslında şu an var. Aa, evet. Şu buraya almış. Dediğim gibi bir yere 3 alması lazımdı bu adamın. Observer'ım gitti. Şimdi Link'i tutmak için Zealot basmam lazım. Banelink Zealot'un kafasında çok iyi patlıyor. Timing push çok zor yapamam. 200 3 base yapıp 200 pop'a çıkmaya çalışacağım. Evet, Banelink'e karşı 200 pop en ideal diye düşünüyorum. Upgrade'leri yapacağım önce de, atak yapmayacağım. Daha çok işime yarayacağını düşünüyorum en azından. 3. XP bakayım alabilecek miyim rahat bir şekilde, çünkü Link Banelink çok güçlü bir orda. Hele bir de droplu şekilde oynarsa işte o zaman işimiz iş. Bakalım nasıl bir oyun yapacak. İlk fırsatta kanonları dizeceğim buraya, ama kanonları birbirinden ayrı ayrı dizmeliyim çünkü bildiğiniz gibi Banelink var. Yan yan olursa çok çok efektif olur o Banelink'ler. Şu an atak yapmıyor aslında. Çok ilginç. Muta'ya acaba döndü mü diye düşünüyorum ama sanmıyorum döndüğünü. Yani dönmüş de olabilir. Üçüncü base alıyorum mesela, şu an bir hamle yapmıyor. Gerçekten çok ilginç oyun. Yani Link Banelink oynuyorsa biz örgün kesinlikle, çünkü üniteleri çok güçlü. Hani öldüm öyle çok da koymuyor adama. Daha bir ofansif oynamalı bence. Yani şu an hatalı oynuyor bir Link Banelink oyun için. Ama bakalım, hatalı oynasın tabii ki benim için daha iyi. Observer'ım geldi sanırım. Gelmemiş daha. Geliyor. Nerede bu Observer? Gelmemiş, pardon. Gelince şu creep'i biraz temizleyeceğim çünkü çok çok yeri gitti bu